İyi günler. Özel Medikabil Hastanesi olarak Instagram sayfasından yaptığımız canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü branşımız ise beslenme ile ilgili. Diyetisyen arkadaşımızı buraya davet edeceğim ve içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle ilgili aklımızda olan soruları kendisine ileteceğiz. Bakalım ne cevaplar alacağız kendisinden. İzleyicilerimiz yavaş yavaş katılıyorlar. Ben Özel Medikabil Hastanesi diyetisyenimiz Merve Bahtiyar'ı davet edeceğim. Şu anda kendisi katıldılar sayfamıza. Birazdan kendisini davet edeceğim. Biliyorsunuz pandemi süreci içerisinde gerek sağlığımızla ilgili hastalıklarla sorular aklımıza geliyor. Ve ne varsa aklımızda hepsini aydınlatmak üzere Merve Hanım biraz sonra aramızda olacak. Evet, kendisi geldiler. Hoş geldiniz Merve Hanım. Nasılsınız? Merhabalar Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim ben de. Ben sizden gelmeden önce ben takdim ettim izleyicilerimize. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci içerisinde aklımıza beslenme ile ilgili sorular da geliyor. En azından hasta olmayalım diye. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz şeklinde. Ben de hazırladığım sorular var. Aynı zamanda izleyicilerimiz de aşağıya yazdıklarında ben o soruları ileteceğim. Ve senden cevaplar bekliyoruz. Çünkü beslenme insan fonksiyonunun, vücut fonksiyonlarında çok önemli bir yeri var. Yaşam için bir temel ihtiyacımız. Fakat madem ki böyle bir enfeksiyon riski var hepimizin, acaba nasıl besleneceğiz, nelerden sakınacağız, nelerden neleri daha çok önemseyeceğiz? Bu temelle sorularımız var size. Şimdi tabii hepimizin bir beslenme alışkanlığı vardı bugüne kadar. Acaba bu pandemi bizim bu mevcut beslenme alışkanlıklarımızı değiştirdi mi, değiştirmeli mi diye bir soruyla başlasak şöyle bir programa. Öncelikle herkese merhabalar. Katılan herkes için ben iyi seyirler diyeyim. Aslında bu süreçte beslenme biraz daha önemli kazanmış olduk. Yani hep deriz biz işte hasta olmadan beslenme önem verelim, bunlara dikkat edelim, bize önleyici bir faktör oluşturuyor derdik. Ama tabii tam olarak yaşamadan çok fazla anlayamıyorduk bu süreci. Şu an tam beslenmek aslında ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız bir süreç. Ve bu süreçte beslenme birçok kişide değişmeye başladı. Bu gerek işte bağışıklık sistemin desteklenmesi gerektiğini söylemlerimizden kaynaklı. Bir kısım biraz daha korkarak daha fazla yemeğe yeltendi. Ama en büyük yapılan yanlışlardan biri daha karbonhidrat ağırlı beslenmeye yöneldik bu süreçte. Evet, bir soru var zaten. Diyor ki stresten dolayı mutfakla arama mesafe koyamadım. Hani bu anlatacaklarınızla sanıyorum izleyicimiz aydınlanacak. Buyurun. Yani şöyle bir şey var. Bu süreçte işte evde kaldık, ne yapalım? İşte can sıkıntısını biraz daha mutfakta atmaya çalışıp, eğer canımız sıkıldığında buzdolabına açıp, ay ne vardı ne yapalım? Sağlıklı olsun, biraz daha pratik bir şeyler yapalım, sağlıklı gıdalar yapalım diye mutfağa yönelme oldu. Ama mutfağa yönelirken bazı hatalar da yaptık. Hani koruyalım dedik ama dozunu kaçırdık, fazla tükettik. Hareketimiz az olduğu için kilo almaya başladık. Direkt olarak da strese bağlı olarak da beslenmeyle yaşam standartlarında bir ilişki kurmaya başladık. Bu da bizim beslenmemizi direkt olarak etkiledi. Kilolar arttı, metabolik hastalığı olan kişilerde süreç belki bir tık daha kötüye gitmeye başladı ya da olumlu ilerlerken küçük aksaklıklar yaşamaya başladık. Bunu önlemek için de aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Evet, biz normal bir süreç yaşamıyoruz. Normal hayatımızdan biraz daha farklı bir süreç içerisindeyiz. Daha korumacıyız. Yapmamız gereken bazı şeylerimiz var. Ama strese girmeden belli şeyleri hayatımıza kısıtlı bir şekilde alarak bunun daha normalleşerek ilerlememiz gereken bir süreç aslında. Evet, aslında insanlar kendilerini alamıyorlar. Her ne kadar stres duymayayım, işte kafama bu pandemiyi takmayayım dese de yani hepimiz bundan etkileniyoruz. Neticede duygulara sahip insanoğlu kendini alamıyor. Peki bu duygularla etkilendiyse beslenmeyi nasıl ayarlayacağız? Yani bir tavsiyeniz var mı bu duygulanım değişikliğinden dolayı? Öncelikle bilmemiz gerekiyor. Hani duygu durum bize yemeği mi itiyor yoksa yemekten kesiyor mu? Önce bunu ölçüp tartmamız gerekiyor. Hani eğer ki
stresli durumumuz ya da üzüntü ya da mutluluk durumunda yemeğe karşı bir meyilimiz oluşuyorsa, ikinci soru, ben acıktığım için mi yemek yiyorum yoksa beni buna iten bir durum mu var? Bunu en çok ben birçok denge şunu söyleyeyim. Yemek yemek eğer insanlar aklına gelirse diyorum ki önce su için. Suyumuzu içtikten sonra hala açlık hissi bastırılmadıysa veya hala bir şeyler yeme ihtiyacımız varsa evet bu acıkma sinyali. Ama suyu içtik ve bunu bastırdık. Bu bizim can sıkıntımız ya da stresten kaynaklı olarak ortaya çıkan bir durum. O yüzden öncelikle bunu ölçmemiz gerekiyor. Yani ben gerçekten acıktığım için mi yoksa yapacak bir şey bulamadım veya o açı sıkıntıya girdim, stresimden kaynaklı olarak vücudum bu durumu geçiştirmek için beni yemeğe mi itiyor? Yani aslında süreci yönetmeyi biz beslenmeyle mi kapatıyoruz, sormamız gerekiyor. Evet. Diyelim ki beslenmeyle kapatmaya çalıştık, hani strese bağlı olarak. O zaman diyorum ki daha çok karbonhidrat içerikli yüksek yerine, yani tatlı, çikolata yerine meyve tüketebiliriz. Veya küçük sağlıklı gıdalar yapıp bunları buzdolabında bulundurup, buzdolabına anlık orada çıkarıp hemen tüketebiliriz de. Yani elimizin altında ulaşabileceğimiz ama sağlıklı gıdaların olması gerekiyor. Doğru. Şimdi sağlıklı gıda dediniz. Şimdi COVID enfeksiyondan korunmak için immün sistemimiz sağlam olması lazım. Risk grupları belirlendi. İşte kimler en çok hasta oluyor diye. İşte immün sistemi düşük olanlar. Peki sağlam insanlar veya işte immünitesi düşük olan hasta insanları da düşünecek olursak, immün sistemi güçlendirici neler tavsiye ediyorsunuz? Öncelikle şöyle başlayalım. Eğer ki sağlıklıysak, herhangi bir metabolik hastalığımız yok. Kilo ile ilgili bir problemimiz yok. İdeal ağırlığımızın içerisindeyiz. O zaman şunu söyleyeyim. Sizin vücudunuz zaten diğerlerine göre bir adım önde başlıyor. Yani sağlıklı bir vücut yapısına sahibiz. Bunun için ekstra bir telaşa gerek yok. Normal beslenmemize devam etmemiz gerekiyor. Örneğin kahvaltımızı tam olarak yapıp, öğle yemeğimizi, akşam yemeklerimizi yiyip, araları küçük atıştırmalarla bu süreci yürütebiliriz. Ama biz metabolik bir hastalığa sahibiz. O zaman diyorum ki önce hastalığımızın beslenme ilklerine önem verelim. Mesela şeker hastalığı. Bunlarda çok çok insülin düşer ve oröğünler oldukça önemlidir. Oröğünlerde meyveyi sadece tek başına tüketmeyin deriz. Hemen oraya bir protein ağırlıklı, yani süt, yoğurt, belki bir kefirle beraber meyveyi kombinleyerek tüketilmesi gerektiğini söyleriz. Kuru yemişler çok büyük kurtarıcımız oluyor bizim oröğünlerde ama hemen uyarı, miktara dikkat. Bazen hani kuru yemiş yiyelim diyoruz ama miktarı çok kaçırıyoruz. O zaman da kiloya etki ediyor ya da bir şey iyi yapalım derken bir taraftan kötü bir alışkanlık elde etmiş oluyoruz. Stresle bu olayı da daha da arttırmış oluyor. Evet. O yüzden buyurun, devam. O yüzden hastalığımızı da bilerek daha çok meyve sebze arttırarak 2-3 saatli bir beslenme yaparak, yani ana öğün ve ara öğünlerimize dikkat ederek, yağlı gıdalardan biraz daha uzak durup, makarna, pirinç pilavı gibi gıdalardan biraz daha uzak durup, daha sağlıklı meyvelere, sebzelere, et tarzı proteinlere önem verebiliriz. Ki özellikle COVID sürecinde bulaşıklık çok önemli. Ve bunun için sebze meyve içerisinde aldığımız bileşenler oldukça önemli. Özellikle obezite hastalarında, diyabet hastalarında, tansiyonda, hücrelerdeki o zararlı maddelerin tutulması konusunda meyve sebzenin aldığı bileşikler önemli rol oynuyorlar. Örneğin yeşil yapraklı sebzeler. İçerisindeki maddeler o kadar güzel hücrenin çevresini sarıyor ki o sarmayla zararlı maddelerin o hücrenin içerisine girmesini önleyip oksitlenmeyi kapatıyor. Oksitlenmenin artması demek vücuttaki zararlı maddelerin artması demek. Bu da bizim hastalığımızı daha ileri safhaya götürmesini sağlar. Protein bu süreçte çok önemli. Çünkü yapı taşlarımızın ana teması proteinler. Ve bunları olabildiğince sağlıklı olması gerekiyor. O yüzden bu süreçte protein tüketelim ama yağlı gıdalar yerine daha böyle haşlanmış veya ızgara tarzı etleri tüketirsek çok daha rahat olur. Yoğurt, probiyotik anlamda çok çok önemli. Kefir yine aynı şekilde. Bunları ara öğünlerde ya da ana öğünlerde ufak eklemelerle arttırabiliriz. Evet, evet. Yani metabolik hastalıkları olanlar ya da obez kişilerin sanıyorum bu dedikleriniz cevabı oluyor. Obez hastalar ne yapmalıdır beslenme konusunda diye. Peki zayıflama, diyet uygulamaları bu dönem için uygun mu Merve Hanım? Aslında çok Lover'da uygun. Amaçlı yapılan diyetler. Normalde aslında biz şunu deriz. Fazla kilo birçok hastanın temelini oluşturur. Diyabet gibi, tansiyon gibi. Bu süreçte bir tık daha önemli çünkü
COVID ile ilgili olan süreçte tansiyon ve diyabet ya da yüksek kilolar bizim için ciddi risk oluşturuyor. Örneğin mesela Yeni Zelanda ve Belçika'da yoğun bakımda hastalar üzerine yapılan çalışmalarda, COVID'den yatan hastalarda kilosu normalden yüksek olan kişilerin yoğun bakımda kalma süresinin uzadığını gördük. Yine aynı şekilde Amerika, bu kadar vakaların yüksek olmasının nedeni de bu. Çünkü metabolik hastalık çok fazla. Amerika'da evet. Evet, dünyada birinci sırada obezitede. Yani biz Avrupa'da üçüncü sıradayız ama Amerika dünyada birinci sıradan obez bir ülke. Ve obezitenin bu kadar yüksek olması metabolik hastalıkları devamında getiriyor. Metabolik hastalıklar olduğu için de sağlıklı hücreler aslında bir yerde sağlıksız, zararlı hücrelere dönüşerek hastalığın seyrini çok etkiliyor. O yüzden ben bu süreçte en çok diyorum ki ya kilonuzu sabit tutun ya da bu süreçte bir diyetisyenden yardım alarak, hani hastaneye gidemiyoruz diyor birçok danışanımız. O zaman diyorum ki online olarak yardım alın ya da hastaneye gidebiliyorsanız hastaneye giderek ideal ağırlığınıza çekmeye özen gösterin. Çünkü kilo artışı hem bağışıklığınızı düşürecektir, hem de hastalıklara karşı zemin hazırlayacak, hem de korona ile alakalı sıkıntının oluşmasını bizi biraz daha tetiklemiş olacak. Evet. Şimdi yaz mevsimindeyiz. İşte tatil planları bazı izleyicilerin olabilir veya zorunlu olarak dışarıda yeme içme söz konusu olduğunda, gerek tatil amaçlı gerekse işte herhangi bir toplantı veya başka amaçlı dışarıda yemek durumunda kaldık veya kafeye gitmek durumunda kaldık. Acaba bu ortamlarda yiyecek içecek konusunda ne gibi faktörlere dikkat edelim? Aslında çok önemli bir nokta bu. Olabildiğince evde yemek yiyelim ama dışarıda yemek yemek zorunda kaldık ve tatil yerinde. Burada öncelikle şunu söyleyeyim. Hijyenine güvenmediğiniz hiçbir yerde yemek yemeyin. Bu süreçte hijyen oldukça önemli. Gıda hijyeni de, personel hijyeni de, ortamın hijyeni de önemli bir durumda. Masa servisi çok çok önemli. Mesela eğer size açık çatal kaşık geliyorsa mümkünse bunları paketli olarak isteyin. Ya da servisin size özel olarak açıldığını çok iyi bir şekilde tartmamız gerekiyor. Herkesin ellediği çatal kaşık veya açıktan alınan çatal kaşıkta sıkıntılar oluşabiliyor. Aynı şekilde baharatlar için de geçerli bu. Masada mümkünse baharatlı olmamalı. Tuzlar, pul gibi baharatlar paketli olarak servis edilmeli. Size özel olarak servis açılması gerekiyor. Peçete yine aynı şekilde mümkünse açık olmasın masalarda. Paketli olarak tercih edilmesi çok daha önemli. Çünkü açıkta herkes diyebiliyor. Personelde ne olduğunu maalesef bilemiyoruz. Göremediğimiz için virüsü temkin olabildiğince önemli. Bir diğer durumumuz da maske. Yani ortamda sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Masalar arasındaki mesafeler, sandalyelerdeki oturma şekillerimiz, gıdanın bize sunulma şekli, içeride pişip direkt sizin önünüze servis edilmesi gerekiyor. Dışarıda bir ortamda bekletilmemesi gerekiyor ki bununla ilgili en büyük sıkıntıyı mesela sokakta satış yapan kişilerden mümkünse almayalım. Evet. Ya restoranda açık dönerlerden servis edilir. Bunları tercih edilmemesi gerekiyor. Çünkü dışarıda tüm etmenleri olur açık bir ortamda. Herkes yanından gelip geçiyor. Maske kullanımı ne kadar sağlıklı olsa da ellerimiz her yere dokunuyor ve o servisi yaparken de dokunacak. O yüzden ortamın hijyeni, gıdanın hijyeni, mesela açık ekmek yerine paketli ekmek tercih edilmeli. Eğer ki açık olursa bunu paketli ekmek olarak rica edebiliriz. Evet. Bunun dışında ortamdaki garsonlarımız, servisi yapan kişilerin el hijyenleri, üstlerindeki kıyafetler, maskelerin takılı olması oldukça önemli. Evet. Demek ki çok zor durumda kaldık. Gitmek mecburiyetinde kaldık kafelere, restoranlara. İlk girişte herhalde bu dediklerinizi aklımıza getirip şöyle bir test edeceğiz ortamı. Eksik olduğunu düşündüğümüzde herhalde bir başka alternatif arayışı yapmamız lazım diye düşünüyorum. Ben şuna bir ekleyeyim. El hijyenimiz oldukça önemli. Özellikle yemeğe başlamadan önce ellerimizi yıkarsak veya ıslak mendil gibi, kolonya gibi el hijyenini sağlayabilecek ürünlere başvurabilirsek çok daha iyi bir ortam sağlamış oluruz. Evet. Su içimi. Bununla ilgili bir soru var. Normalde tükettiğimiz su miktarı günlük olarak çok önemli. Normal, sağlam bir vücut içinde bu geçerli. Fakat bu enfeksiyon
veya enfeksiyon riski altında olan kişiler su tüketimi konusunda ayrıca özellikle yapmaları gereken bir nokta var mı? Suya bu dönemde biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hem yaz da geldi, vücudun ihtiyacı da arttı. Kışın çok fazla suya ihtiyaç duymuyoruz ama yazın ortamı sıcaklığı ile beraber hareketimiz de arttığı için suya karşı bir ihtiyacımız artıyor. Bir de şu anki işte bağışıklığın desteklenmesi süreci, hastalık alakalı süreçlerde suyun oldukça önemli faktörü var. Çünkü su vücuttaki hücrelerin temizlenmesine yardımcı olur. Karaciğerde sağlanan hormonların yapısına girebilir. Vücuttaki su oranın artışıyla beraber ödem atışımız, kilo verişimiz daha da hızlanır. Yaklaşık olarak günde 1,5-2 litre, hatta ihtiyacı göre bunu 2,5-3 litreye kadar çıkarabiliriz. Ama tabii ki hani suyu arttıralım dedik de fazlası da bir yerde zarar. Hani bu olayı çok da abartmamak gerekiyor. Suyu ne çok ne de çok az tüketin. Yani o ortayı bulmamız gerekiyor. Bazı danışanlarım şunu söyledi, işte 2-3 bardak içsek yeterli olur mu? 2-3 bardak çok az. Biz mesela 0 ile 6 yaş arasındaki çocuklarda bile 3-4 bardağın içilmesi gerektiğini söyleriz günlük olarak. Bu yaşa bağlı olarak sürekli artış gösterir. Yetişkinlerde bu bardak sayısının yaklaşık 8-10 bardak, 10-12 bardak olarak çıktığını söyleriz. Bir de yaz olduğu için biraz daha bu süreç artıyor. Evet. Şimdi belki izleyicilerimizin arasında da vardır. Risk grubu altında olan risk altında olan grup çalışanlarımız var. İşte birinci sırada sağlık çalışanları, bizler, işte güvenlik görevlileri, emniyet görevlileri, polisler, kargo çalışanları, market çalışanları. Bunlar için enfeksiyona kapılmamak için ne tavsiyeleriniz olur? Bu kişilere önerim olabildiğince sağlıklı yerden yemek yemeleri oldukça önemli. Mesela dışarıda çalışıyor, gıda çalıştığı ortamda eğer alamıyorsa, dışarıdan almak zorundaysa hijyen çok önemli. Ve ben o zaman diyorum ki evden eğer getirebiliyorsa yemeğini evden getirsin. Ya da çalıştığımız kurumun içerisinde beslenme sağlayabiliyoruz. Yemek servisimiz var. Ortamdaki hijyen evet birinci sıramız. İkinci sırada biraz daha sebze ağırlıklı bir beslenme tarzı oluşturulabilir. Bu dönemde dışarıdan çiğ sebze dediğimiz salataları tüketmek biraz sıkıntı oluşturabilir. Çünkü bulaş ihtimali çok yüksek oluyor. Tampadan ya da bıçaktan veya bulunduğu ortamdan ya da kişi servis ederken bulaşı arttırabiliyor. Hem çok pişmiş gıdalar yani sulu yemekler, çorbalar ya da etler tercih edilebilir. Ama iyi pişmiş olması çok önemli. Açıkta gıdalar yerine kapalı gıdalar. Mümkünse tek kullanımlık tabaklar veya küçük tabaklarla servis edilerek kullanmamız çok daha önemli. Biraz daha böyle bitki çaylarını, normal sebzelerini arttırarak bu süreci geçirebilirler. Dışarıda çay kahve yaptırmak yerine poşet bitki çaylarını dahi kullanmak bu süreçte biraz daha artı kazandıracaktır. Aynı zamanda bağışıklığın desteklenmesi konusunda da biz bitki çaylarını çok kullanıyoruz. Özellikle beyaz çay, oğlan çayı dediğimiz veya papatya melisa çayları vücuttaki inflamasyonu düşürmesi konusunda da bize yardımcı oluyor ve sürecin biraz daha iyi seyretmesi konusunda bir altyapı oluşturuyor. Yani buradaki en büyük şeyimiz pişmemiş gıdalar yerine pişmiş gıdalar tercih edelim. Paketli ekmek, açıktan ekmek alımı yapmayalım. Bunlara dikkat edip bu süreci biraz daha rahat geçirebiliriz aslında. Merve Hanım, bir soru var. Bir gebeden pandemi sürecine rast geldiyse bu gebelik süreci, gebeler için tavsiye edeceğiniz bir beslenme programı var mı? Gebelerimize öncelikle şimdiden hayırlı olsun. Gebelerimiz bu süreçte bizim için çok daha önemli. Çünkü bir de bebeğimiz var. Bebeğimizi de beslememiz gerekiyor ve annenin her türlü stresinden etkilenebiliyor. Evet. Önceki süreç evet normal bir süreç değil. Ama bunu normalleştirmemiz gereken bir süreçteyiz. Dikkat ederek. O yüzden stresten özellikle uzak durması gerekiyor. Çünkü bu beslenmesini etkileyecektir. Mide bulantılarını arttıracaktır. Veya beslenmeye karşı onu bir engel oluşturacaktır. Yani beslenmekten çok beslenmemeyi tercih edecektir. Bunun için öncelikle stresten uzak durun. Bunun dışında biz gebelerimize bitki çaylarını çok tercih etmiyoruz. Onun yerine süt, laktozlu süt tercih edilir. Az yağlı süt tercih edebilir ya da probiyotik takviyeli yoğurtlar tercih edebilir. Hem bağırsak yapısını kontrol edecektir hem de bebeğimizi beslemiş olacağız. Evet. Bunun sonrasında sebzeler, meyveler çok çok önemli.
Ama tabii ki gıda hijyenine burada dikkat de etmek gerekiyor. Belli yıkama kurallarına dikkat ederek getirmesi gerekiyor bunların. Daha çok böyle pişmiş gıdalar çok daha önemli olacaktır. Çok fazla yağlı beslenmesin. Ama sebze ve meyve tüketimi gebelerimiz için oldukça önemli. Ama aynı şekilde meyveleri tüketirken yanı mutlaka sütü ya da yoğurdu olsun. Kuru yemişlere muhakkak beslenmesinde yer versin. Onlar çok fazla miktar karışmıyoruz. Annelerimizin çocuk özel, olabildiğince yesin deriz. Ama aldığı kiloya tabii ki dikkat etmeli. Fazla aldığı kilo bebeğimize zarar da verebilir. Bunun dengesini kurarak beslenmesini düzenleyebilir. Evet. Şimdi gıda alışverişinden kendimizi alamıyoruz. İzleyicilerimiz arasında belki en çok merak edilen soru budur. Ya ben kendim için de bunu çok merak ediyorum. Market ve pazar alışverişi yaptıktan sonra evimize geldik. Bunların temizliği, buzdolabına veya ilgili alanlara yerleştirmeden önce yapacaklarımızı bize anlatabilir misin Mervan? Tabii ki. Öncelikle dışarıdan geldiğimizi poşetle aldığımız için önceki alışkanlık bazılaşanların şey derdi işte ben poşetiyle buzdolabına koyuyorum. Hep dediğim şey hayır. Tamamıyla o poşetten çıkarıp dışarıda biraz bekletip özellikle yeşilleri mesela sirkeli su ve limonlu suda biraz bekletelim. İçerisindeki pestisit dediğimiz maddeler ya da zararlı maddeler varsa bunlardan bir arındıralım. Evet su içinde beklettik. Sonra 2-3 defa bir de bunları yıkayalım. Yıkadıktan sonra eğer ki çabuk tüketeceksek bunları küçük saklama poşetlerin içerisinde keserek hem alandan biraz tasarruf etmiş oluruz hem de daha pratik bir hale getirmiş oluruz. Bunları saklayabiliriz. Ama bazı aşamalarım şey diyor ki ben buzdolabına atacağım. Çok fazla yakın tarihlerde kullanmayacağım. Daha uzun süreç istiyorum. O zaman diyorum ki dışarıda bir balkon ortamında içeride tüm bulaş ortamını oluşturmamak için tahtaya bulaşmadan veya etrafa dokunmadan bunları saklama poşetlerine saklayalım. Ama poşetlerimizin hijyenine dikkat edelim. Havalarını alarak yine saklayabiliriz. Ama yakın tarihlerde kullanacaksak muhakkak yıkamamız gerekiyor ve bu süreyi çok fazla açmamız gerekiyor. Çünkü çok çok bozulabilen yiyecekler bunlar. Evet. Meyveler aldık. Meyvelerde dış kabuğu kalın olan portakal gibi, karpuz gibi, kavun gibi bunları bir kere sirkeli ve alkollü suyla, yani limonlu suyla bir yıkayalım. Özellikle bizim kanser hastalarımıza çok kullanılır nitrofenik diyetlerinde. Artık bunu biraz daha normale çekerek tüm hastalarımıza kullanıyoruz bu yıkama şeklini. Dış ortamını yıkayalım. En azından dışarıdaki kabuktan içeriye bulaşmasını engellemiş olur. Ama Evet. ince kabuk olanlarda ne yapalım diyecekler. Onlar da sirke ve limon hemen geçiş yapabileceği için çok fazla bastırmadan yine sirke ve limonla yıkayalım ama çok zedelemeden, içerisine zarar vermeyecek şekilde yıkama ortamının sağlanması gerekiyor. Bir diğer durum bakliyatlarımız, makarnalarımız ki bu süreçte en çok yüklendiğimiz olay bu oldu. Hemen alışverişe gidip pratik olsun diye makarnalar alındı. Çok yüklenmemek gerekiyor çünkü bu gıdalar da bozulabiliyor. Hani onların da belli bir raf ömrü var ve nemli ortamda kalmaması gerekiyor. Bir de paketleri yerine küçük kutular ayarlayabiliriz. Evde saklamak için paketler ayarlayabiliriz. Bunları kullanarak evdeki hijyenik ortamı sağlayabiliriz. Yani dışarıdan gelen paketi direkt olarak işte dolaba koyayım yerine onları saklayabileceğiz. Paketler ya da kaplar oluşturabiliriz. Ama bazı gıdalarımız var ki paket olarak buzdolabına saklamamız gerekiyor ya da başka bir ortamda saklamamız gerekir. Bunlar diyorum ki mümkünse dış poşetini yıkayabiliyorsak paketi yıkayalım. O şekilde saklama ortamını sağlamış olalım. Bir diğer durum da sebze ve etlerin kesim noktası. Etlerimizi açıktan aldığımızda sulanma çok fazla olabilir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Sıcak ortamda çok fazla bulunmaması gerekiyor. Bir de yemeğimizi yaparken sebze tahtasıyla et tahtamızı ayıralım. Mümkün hatta bıçaklarını da ayıralım ki bulaş ortamı oluşmasın. Aynı tahtayı her yerde kullanmak yerine sebze tahtamız, et tahtamız. Tabii birçok danışan diyor ki bunları karıştırıyorum. Farklı renklerde yapabiliriz bunu. İşte sebze tahtamız yeşil olur, et tahtamız kırmızı olabilir, meyve tahtamızı beyaz renk kullanabiliriz. Ve tahta üzerinde eğer ki kesik izi çok fazlaysa artık kullanılmayacak olur ki aralarına mikroorganizmalar girer. Bu da bize hastalıklara karşı zemin oluşturur. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle mutfakta bu et ve sebze ayrıştırılması gerçekten çok önemli bulaş açısından.
Çok teşekkür ederiz. Şimdi Özel Medikabil Hastanesi'nin iki hizmeti var. Online hastalarla görüşüyoruz ve evde bakım hizmeti veriyoruz Merve Hanım. Bunun en önemli amacı hastayı hastaneye getirtmemek, işte hastane içerisindeki risklerden uzaklaştırmak, işte şiddetli ciddi bir hastalığı varsa işte dışarı çıkmadan diz ayağına hizmet getirmek şeklinde hizmetlerimiz var. Bu iki hizmet için aldığın diyetisyen olarak rol aldığın durumlardan bize bahsedebilir misin? Tabii. Ne tavsiye edersin bir diyetisyen olarak bu online görüşmeler ve evde bakımla ilgili? Hastalarımıza, izleyicilerimize aydınlatmak amacıyla. İki güzel bir hizmetimiz var çünkü hastane olarak. Bizler hastaya çok daha rahat ulaşıyoruz aslında bu imkanlarda. Çünkü bazı danışanlarımız hastaneye gelebilecek durumda değiller. Metabolik hastalığı çok fazla oluyor. Onlar için bir risk ortamı. Ya da bazı hastalarımız hareket edebilecek durumda değil. Yatağa biraz daha bağımlı dediğimiz hastalarımız var. Onlara ulaşmamız konusunda bizim için bir avantaj sağlıyordu. Hem hastalarımızla her zaman irtibat halinde oluyoruz, özel şanslı olarak da konuşuyoruz. Hastanemiz de bu konuda bize bir katkı sağlıyor. Hem de uzaktan onları kontrol etmemiz biraz daha rahat olabiliyor. Online için en büyük avantajı ise evet, poliklinikte biz yağ kas ölçümlerini yapıyoruz. Ama kilo takibini dışarıdan yapmamız zorlaşabiliyor. Onlar da şunları söyleyeyim. Bizlerle sürekli irtibat halinde olarak düzenli kontrollerle çok rahat kilolar verilebilir. Kilolar alınabilir ya da hastalıklarına karşı beslenme durumları oluşturulabiliyor. Ki bu süreçte çok güzel kilo vermiş danışanlarım da var. Şu irtibat halindeyken onlarla görüşüyoruz. Hem bağışıklık sistemlerini destekledik, hem kilo verdik, hem de onların moral olarak biraz daha iyi pozisyonlarda olmasını sağladık. Bir yandan onlara destek olmuş olduk aslında. Bu süreci nasıl yönetebileceklerini gösterdik. Stresten, umutsuzluktan biraz daha uzak tutarak bu sürecin normalleşme evresinin nasıl olması gerektiğini anlattık. Medikal'da bu konuda çok güzel bir aracı oldu bu hizmetlerle. Hastalarımıza ulaşmamız konusunda çok güzel imkanlar sağladı ve birçok danışanımdan da aslında güzel geri dönüşler aldı. Evet. Bu arada hastane diyetisyeni olarak Merve Hanım, siz hem çalışanlarımıza hem de çalışanlarımızın molalarında ve yemek saatlerindeki yemekhane düzenlemelerinde, işte COVID'li hastalara bakan çalışanlara ayrı bir yemek servisi yapma konusunda bu son 4 aydır çok ayrıcalıklı çalıştınız. Ben bu vesileyle size bu çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok başarılıydı. Ben programı kapatmadan önce sizden birkaç cümle izleyicilerimize bir mesaj almak isterim. Öncelikle bu süreç evet normal bir süreç değil, farklı bir süreç yaşıyoruz ama bu süreci normalleştirmek de bizim elimizde. Çok fazla strese kapılmadan, daha normal hareketler ederek, tabii ki hijyen kurallarını ve olması gereken kurallara dikkat ederek, beslenmeye dikkat edebiliriz. Özellikle sebze, meyve tüketimimizi arttırabiliriz. Kuru yemişlerimizi arttırmalıyız. Bu durumda protein, özellikle bu süreç için bizim için çok çok önemli. D vitamini, C vitamini, çinko alımları oldukça önemli. Bunlar eğer eksiklerimiz varsa, takviye edici gıdalar yani takviye edici maddeler olarak alabiliriz. Ama düzeysel olarak kan parametrelerinde bir düşüklüğümüz yoksa, sağlıklı bir bireysek bunların tamamını beslenme üzerinden alabilecek pozisyonlardayız. Sadece D vitamini için her zaman dediğimiz lütfen güneşe çıkın. Bunları besinden yeterli düzeyde alamıyoruz. Bu süreçte bunlara dikkat ederek, daha normal diyerek, kilo ağırlığımıza dikkat ederek geçirebiliriz. Evet, D vitamini için özellikle güneş ışığı şu yaz döneminde bunları ihmal etmeyelim. Peki Merve Hanım, çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağlıkla kalın. Özel Medikabil Hastanesi'nin bir Instagram canlı yayının daha diyetle ilgili konuları aydınlatarak gerçekleştirdik. Katıldığınız için çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler.